yeni bir ürün yapmanın ne kadar sancılı olduğunu unutmuşum gerçekten. Şimdi hepsini baştan hatırlıyorum. Kadir, selamlar. Girişime yeniden hoş geldin. Bu seninle ürettiğimiz 3. 4. içerik ve gerçekten ilgi görüyor. Ne güzel, ne mutlu. Bu arada hoş geldin. Evet. Bir önceki videomuzda karbon ofisten bahsetmiştin. Açacağını söylemiştin ve şu an karbon ofisteyiz. Henüz devreye girmedi ama çok güzel yol aldık. Hem ofisimizi tamamlamak üzereyiz. Hem de bu ofiste insanlara duyuracağımız bir ürün var. Onu tamamlamak üzereyiz. Güzel çalışıyoruz. Ofisi biraz gezdim. Halen içerideki tadilat devam ediyor. Ama şu anki hali bile neredeyse tamamlanmış gibi. Ya evet, neredeyse bir yıl oldu biz buraya gireli. Daha doğrusu burayı başlayalı. Ama biraz şey yapıyoruz. Önce içine yerleşip, içinde yaşayarak tam olarak içeriği nasıl şekil vereceğimizi sonra karar veriyoruz. Bu biraz... ürün geliştirme yöntemimiz de bizim böyle. Yani her şeyi böyle çözmeyi tercih ediyoruz. Yaparak bulmak, içine girip sonra içinde şekil vermek. O yüzden de yavaş yavaş gidiyor ama yakında bitecek. Ürünümüz de bir yandan, yani esas ofis değil, bu ofiste herkese duyuracağımız bir ürünün hazırlığı içindeyiz. O da aynı şekilde yavaş yavaş ilerliyor. 2021'de biter sanıyorduk, 2022'de artık umarım bitecek. Karbon Ofis'in amacı ne? Burası tam olarak neye hizmet edecek? Karbon Ofis'in amacı aslında yeni şirketlere farklı bir yönetim yapısı alternatifi sunmak. Mevcut şirketler iyi teknolojilerle uğraşıyorlar. Bu teknolojileri hani güzel ekipler, güzel de yatırımcılar bir araya gelerek yapmaya çalışıyorlar. Fakat yine de istatistik olarak çok büyük bir başarısızlık var. Şirketlerin sürdürülebilirlik problemleri olduğunu düşünüyorum. Şirketler başta bir enerjiyle başlıyor ama ondan sonra bilmiyorum, yani yatırımcılar yatırdıklarını geri alamıyorlar. Bunu da kabul etmiş durumdalar. Yani bu işin doğası bu diye kabul edildiğini düşünüyorum. Herkes diyor ki işte 100 tanesine yatırım yaparız. 90'ı 95'i batar ama kalan 5'inden o kadar güzel exitler yaparız ki hani amorti ederiz ve hatta kâra geçeriz diye bir yaklaşım kabul edilmiş durumda. Belki öyle olmak zorunda değildir. Belki de şirketlere yönetimsel anlamda daha farklı bir metot önerebilirsek, şirketlerin sırf yatırımcılarının değil, sırf ilk baştaki girişimcilerin değil, daha sonradan şirkete katılan herkesin de üstün bir çaba göstermesi ve doğru şey için çalışmalarını sağlarsak başarısız şirket oranını çok ciddi oranda düşürebiliriz belki de. O yüzden bunu denemek için burayı kurduk. Amacımız birkaç tane ilk böyle cesur girişimciyi burada konuk edip onlara bu modeli öğretip bu model sayesinde aynı işi yaptıklarında nasıl sonuç aldıklarını hem görmek hem de herkese göstermek. Sonra da umuyoruz bir elimizde gerçekten başarılı bir model olduğunu bu sayede ispatlayıp sonra bu ofis değil dünyanın her yerindeki girişimcilere bu modeli açmak. Hedefimiz bu. Herkesin de bildiği gibi Adelcro'nun kurucususun. Yaklaşık 13-14 yıldır bir girişimci olarak bu dünyanın içerisindesin. Hem girişimci tarafını gördün hem yatırımcı tarafı gördün. Bu dünyadaki sıkıntıları da aslında bizzat yaşadın. Denebilir. Denebilir. Peki, yeni bir modeli şirketlere anlatmaya çalışacağını söyledin. Aslında Karbon Ofis'in amacı da o. Ne tür sorun sıkıntı vardı? Yani neyi gördün? Yani aslında çok genel bir edebiyat var. İnsanlar ben çalışıyorum, patron kazanıyor diye çok aşırı basite indirgenmiş bir edebiyat var. Ve yaygınca bir şey. Buna aslında bir tanım getirmek, bunun gerçekten böyle mi? Böyle değilse neden insanlar böyle düşünüyor? Neden bir şirket böyle düşünen insanlar üretsin? Hani biraz bu benim kafama takılan şeylerden bir tanesiydi yani. Onun dışında bir şirketin sahibi olmak ya da bir şirkette çalışan olmak
bu kavramlar yani çok sorgulanması gereken şeyler. Çünkü şirket kelimesini İngilizceye çevirdiğimizde company olarak çeviriyoruz. Yalnız company'yi Türkçe'ye geri çevirdiğimizde şirket değil onun tam Türkçesi. Company'nin Türkçesi birliktelik demektir. Yani bir birliktelik inşa ediyor muyuz gerçekten biz şirketlerin içerisinde? Sanırım etmiyoruz ve belki de bundan dolayıdır bütün orta vadede, uzun vadede başımıza gelen aksaklıklar. Yani şunu çok görüyorum. İnsanlar kendi şirketlerin, yani burası benim çalıştığım şirket ama benim şirketim değil psikolojisindeler. Bu çok zararlı bir şey. İnsanlar elindeki hisseyi ya da şirketin hissesinin belli bir yüzdesini dağıtırken yani çok bence yanlış mantıklarla dağıtıyorlar. Mesela birisi para verdi diye ona hisse vermek çok alışılagelmiş bir şey. Ve zamanla bakacak olursak şirketlerde hisseler parayı verenlerin elinde toparlanıyor. Fakat aslında bu parayı doğru kullanan insanlar, yani o parayı doğru şekilde harcayıp o parayı çok kıymetli bir şeye çeviren geliştiricilerse illa hissenin büyük kısmına sahip olmuyorlar. Hatta hiç hisseye sahip olmadıkları çok şirket var. Ya burada büyük bir mantık hatası olduğunu düşünüyorum. Ve bu hiç sorgulanmadığı için çok fırsat kaçıyor. O yüzden biz bu modelde yani bu şekilde yaklaşırsak, bir şirketi böyle kurarsak, bu şirketi klasik anlamda bizim anladığımız bir şirket olmaktan çıkartıp bir birlikteliğe çevirirsek yani ne olur? Görmek istiyoruz bunu. Bunu denemek istiyoruz ve sonuçları için çok umutluyuz. Aslında sizin modelde şu var. Bir yazılımcı olarak şirkette bir değer üretiyorsun ve sen o şirketten çıksan bile oradan bir pasif gelir elde etmeye devam edeceksin. Ama burada da şunu demiyorlar mı? O yazılımcı o şirkette ürettiği değerin karşılığını zaten maaş olarak aydan aya alıyordu. Evet, sen şimdi modelin detaylarını soruyorsun bana. Ben oraya girmek istemiyorum. Çünkü modelin şu kısa sürede herhangi bir kısmını anlattığımda ya da bir problemi nasıl çözdüğünü ifade ettiğimde öbür taraflarını anlatamadığım için insanlar bunun topyekün bir sistem olarak algılamayacaklar. Belli soruları olacak. O yüzden ben o detaya girmeyeyim bu hakkımda. Ama şunu söyleyeyim. Evet, gerçekten uçtan uca çalışılmış, pek çok bütün detayları düşünülmüş olduğuna inandığım bir model var elimizde. Bir dokümantasyonumuz da var. İlla merak eden varsa 45 sayfalık bir özet halinde onu okuyabilirler. Orada bir şirkette hisse paylaşımındaki yeni yaklaşım nasıl olması gerekiyor? Şirkette yine hani bir icra kurulu klasik anlamında ama biz de ona heyet diyoruz. Bir heyet ne yetkilerle donatılabilir, nasıl seçilir, işte uzlaşmazlıklar nasıl giderilir falan ya da pek çok başka konuda yönetici nasıl seçilir, şirketin dediğim gibi genel direktör dediğimiz ya CEO'su aslında tam olarak görev ve yetkisi nedir, neleri tetikleyebilir, neleri engelleyebilir. Bir sürü klasik anlamda bir şirketin şeklini tanımlayan bütün kuralları biz baştan aşağı yine ele aldık ve tanımladık. Merak eden varsa işte o dokümanı carbon.solutions adresinden bulup okuyabilirler. Videonun açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağız. Tabii. Sadece şunu söyleyeyim ama. Belki sadece bu videoda şunu söylemem daha iyi olur. Biz şundan yanayız. Bir şirkette işte yatırımcılar, yatırımdan dolayı hisse alanlar, bir de şirketi ilk girişimci olduğu için ve ilk teknolojiyi kattığı için hisse alan o girişimciler ve onun dışında geri kalan herkesin de çalışan olarak kabul edildiği bir düzeni hani bir nevi reddediyoruz. Onun yerine şunu ortaya getirmeye çalışıyoruz. Şirketinin kullanacağı şeylerin inşasına yardımcı olanlar ya da şirketinin satacağı şeylerin inşasına yardımcı olanlar. Aslında şirketi bu şekilde bir ayırmak, insanların kendilerini buna göre konumlaması, dolayısıyla şirketten hisse beklentisini buna göre ayarlaması. Böyle bir yaklaşım getirmeye çalışıyoruz. Bu dediğim de şu anda halen çok tanımsız oldu, farkındayım. Ama yine de bence herkes bugünden bunu düşünse daha iyi olur. Yani ben içine girdiğim, katıldığım bu şirkette hani şirketin sonunda satacağı şeylere mi katkı yapıyorum yoksa kullanacağı şeylere mi? Tabii bunun da birkaç örnekle belki şey yaparsak yardımcı olabilir insanlara, bir iki örnekle. Mesela
daha en basit örneği mesela onu bile henüz tam çalışmadım ama bir düşüneceğim. Ne örnek verebiliriz? Bir restoran örneği verebiliriz. Bir restoranda mesela bir aşçı ona verilen tarifi, kendi yazmış da olabilir fark etmez, bir tarifi uyguluyor ve yemeği yapıyor ve o yemek satılıyor. Aşçının yaptığı şey şirketin satacağı şeylere emek vermek. Fakat bir de mesela şimdi o aşçının yaptığı şirketin satacağı şeyler örneğini verdim. Fakat birisi de belki de o menüyü tasarladı. Hatta menüdeki yemeklerin her birinin nasıl pişmesi gerektiğini dokümante etti. Ya da işte mutfaktaki o yerleşke planını tasarladı. Yani bunlar da emek aldı. Bunlar için de parasını kazandı ama o kişinin yaptığı çalışma şirketin kullanacağı bir şeye çalışmak oldu. Ve aslında bizler eğer şirketin kullanacağı şeylere çalışıyorsak şirketimize gerçekten işte orada bir teknoloji getiriyoruz, bir değer katıyoruz. Ve aslında bir süre sonra şunu fark etmemiz lazım. Şirketler de bu tarz şeyler sayesinde aslında refah yaratabiliyor sahipleri için, çalışanları için. Yani ekstra bir para kazanıyorsa aslında insanların satılacak şeylere verdiği katkıdan ziyade kullanılacak şeylere verdiği katkı sayesinde refah inşa ediyor ya da teknolojik bir şirkete dönüşüyor. O yüzden de bu ayrımı yapıp insanları buna göre kendilerini konumlanmalarını sağlayıp buna göre hissenin dağıtıldığı bir yapı çok farklı bir şirket oluşmasını sağlayabilir. Biz yani yine dediğim gibi bir yani anlattığımızdan çok soru işareti yarattığımızın farkındayım ama böyle kısa bir videonun içerisinde ancak bu kadar söyleyebilirim. Sadece şunu diyeyim. Biz bu güzel yani bu modeli çok güzel anlatmak için çok çalışıyoruz zaten. Yani aylarca da buna çalışacağız. 2022'nin ikinci çeyreğinde de bu videolarımızı yayınlayacağız. Sadece istiyorum ki unutmasın kimse. O tarih geldiğinde bir Carbon Solutions vardı. Bir şeyleri değişik yapmaya çalışıyorlardı. Bakalım ne yapmışlar falan diye bir yoklasınlar isterim yani. Zaten o dönemde ben yeniden senin kapını yani Carbon Office'in kapısını çalıyor olacağım. Şu an bu Carbon Office'in içerideki yapısını anlatmak gerekirse nasıl kullanılacak? Yani burası nasıl işleyecek? Aslında burada dediğim gibi ilk karbon modeli ilk uygulayacak olan cesur ilk girişimcilere bir mekan hazırladık. Tahmin ediyorum 3-4 tane girişime burada ev sahipliği yapacağız. Bu girişimlerin de çok kadrolarının 3-4 kişiyi geçmemesini umuyoruz. Ona göre bir yer hazırladık. Kurucu ekip mi yoksa toplam takım mı? Yani kurucu ekip bilmiyorum. Yani toplam takım da olabilir ya da en azından core ekip burada olabilir. Onu göreceğiz. Fakat belki donanım geliştiriyor olacaklar. O yüzden hani bir atölye kurduk. O hani elektrik, elektronik ya da küçük donanımsal prototip işlerini yapabilmeleri için. Yazılım geliştiriyorlarsa zaten iş bilgisayarda bitiyorsa bütünüyle bütün ofis onlar için uygun. Toplantı yapmaları ya da sinerji arttırmaları için diğer ferah alanlar da var. Etkinlik düzenlemek için de yerlerimizi yaptık. Bir yandan da çok güzel bir yere koyduk ofisimizi. Hemen yanında bütün güzel restoranlar, işte efendim Starbucks'lar falan hepsi 1 dakika değil 30 saniyelik yürüme mesafesindeler. O yüzden de böyle bir nevi aslında bir coworking space gibi bir şeye dönüştü. Ama aslında biz burayı bu şekilde çok uzun süre kullanmayacağız. Dediğim gibi modeli tam standartlarını oturtana kadar burada bu girişimlere ev sahipliği yapacağız. Ondan sonra onların da bu süreçlerini dokümante edeceğiz. Bir belgesele çevireceğiz. Başlarından ne geçti, modeli uygularken ne yaptılar, ne yapmadılar falan diye. Araya giriyorum. Başka bir şeyin devamı mı gelecek yoksa? Ya evet, ısrarla başka bir şey geri dönecek derken aslında nihayet bu şekilde geri dönebilecek. Çünkü başka bir şey bizim eskiden yaptığımız videolarda sen de çok iyi biliyorsun ki aslında bir şirketin başından geçenleri hikayeleştiriyorduk. Burada aynı şekilde bir sürü girişimin başından geçenleri biz çok güzel, akıcı bir şekilde belgesele çevireceğiz. Bir yandan karbon modeli de böylece anlatabileceğiz ve ispatlamaya çalışacağız. Yani etkili bir sistem olduğunu. Ondan sonra burası aslında görevini tamamlıyor. O yüzden de renkli ışıklar falan koyduk ki müziği de açtıktan sonra ondan sonra partilemeyi düşünüyoruz, umuyoruz. Bu arada kahve bölümü detayını atlamayalım lütfen. Evet, yani bir kahve makinesi
bence bir şirketin kalbinin attığı yerdir. Ben aslında şuruplarından da bahsediyordum. Belki bir Starbucks'a gerek kalmayacak. Aslında hemen 30 metre ileride bir Starbucks var. Ama gerçekten çok masraf olurdu oraya durmadan gidip gelmek. Bu şekilde kendi yatırımımızı yaptık. Daha ekonomik oluyor. Stokladık yani şuruplarımızı. Birkaç yıl Starbucks'a gitmeden burada takılabileceğiz. Seninle videomuzdan önce biraz konuşmuştuk. Bu modeli denemeye cesaret edecek girişimcileri bekliyorsun buraya, değil mi? Evet, aynen öyle. Şu anda bir çağrı yapmak gerekirse girişimini kuran ve böyle bir modeli denemeye de hani merak eden, cesaret eden deyince sanki çok korkunç bir şey teklif ediyormuşuz gibi oluyor aslında. Ama en azından bunu öğrenmek isteyen, bunu araştırmak isteyenleri biz burada şimdiden zaten davet ediyoruz. Hem onların sunumlarını dinliyoruz, hem projelerini dinliyoruz. Hem de biz onlara kendimiz modelin nasıl bir şey olduğunu detaylarını anlatıyoruz ve bir uzlaşma yakalamaya çalışıyoruz. Tabii şimdilik ister istemez Ankara'daki arkadaşlara daha bir öncelik veriyoruz. Çünkü istiyoruz ki burada bu ofiste en azından çalışsınlar, bir yıllık süreçlerini burada tamamlasınlar diye. O yüzden özellikle Ankara'da girişimci arkadaşlar varsa, iş planları da hazırsa, netse ve prensip olarak bu modeli uygulamayı da düşünüyorlarsa gelsinler, görüşelim. Bana da Twitter'dan ulaşabilirler. Mesela DM atabilirler. Girişimcilerin buraya başvurması için bir sektör kısıtlaması var mı? Yok. Hatta tam tersine ne kadar geniş bir spektrum olursa o kadar iyi bizim için. Çünkü biz modelin etkisini göstermek için bir yazılım firmasında da nasıl etki gösterdiğini, bir donanım firmasında, bir hizmet üreten bir firmada, yani bir fırın bile işletiyorlar, bir restoran, bir kafe bile açıyor olsalar ya da dediğim gibi yapay zekayla ya da blockchain teknolojisini kullanarak bir sorun çözmeye çalışıyor da olsalar fark etmez. Hepsi en nihayetinde bu modeli uygunlar. Biz de hem bunu göstermek için çeşit istiyoruz. Hiçbir sınırlama yok. Kadir, çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Son olarak 5-6 aylık bir süreç var dedin. Bu süreçte neler olacak? Yani 2022'nin ikinci çeyreğinde yeniden buraya ben ziyaret ediyor olacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Vallahi bu sürede biz bir yazılımımız var bitirmeye çalıştığımız. Çünkü bu modeli başka türlü insanlar uygulayamazlar, kullanamazlar. Onlara bir platform vermemiz gerekiyor. O yazılımı bitirmeye çalışıyoruz. Onun dışında bu model tam olarak nedir'in işte çizgi film gibi harika, keyifli anlatım videolarını bitirmeye çalışıyoruz. Ve bir yandan da hala vaktimiz kalacağını düşündüğüm için podcastler yaparak, işte sosyal medya paylaşımları yaparak modelin tam olarak ne olduğunu anlatamasak da hani ana fikrini ve hangi problemleri çözdüğünü yine tease ettiğimiz sohbetler yapıyoruz. Hatta hobi olarak yapıyoruz bu kısmını sadece. Hatta hobi olarak .com'dan yapıyoruz. Yani o derece sırf bu 6 aylık sürecimizdeki ürettiğimiz, sonradan atacağımız taslak çalışmaları barındırsın diye öyle bir site açtık. İsteyen olursa hobi olarak .com'dan hani mutfak arkasını, perde arkasını takip edebilirler. Resmi açılışa kadar olan süreci görebilirler.